Mürafsa bir iki üç soru geldi. Efendim. Ben size bir diyor ki bu İbn Maca'da bir hadis var. Yani burada yazmıyorum ama İbn Maca'da olduğunu biliyorum. Yusliu Allahu fi laylatin. Allah Teala geleceği olan Mesih Mehdi ile satılan bir gece içinde bilgilendirecektir. Ve biz biliyoruz Allah Teala vadlen Mesih ile satılan bir gece içinde ı, Arapça dilini bütün ayrıntılar ile öğretti. E, ve bu şekilde onu, o hadis onun hakkında gerçekleşti. E, e, soru soran arkadaş diyor ki Allah Mehdi'yi bir gece içinde ıslah edecek. Yusliyuhu fi hadisinin kelimeleri. Ve Türkçe çevrilirken bu şekilde çevriliyor ki Is, Allah Allah Mehdi'yi bir gece içinde bilgilendirecek bu Masih Hem bir gece içinde bilgilendirilmesini anlatabilir misiniz? Ee, Allah-u Teala bir gece içinde Arapça dilini kendisine öğretti. Ona eğer bir kaç birkaç dakika anlatabilirseniz arkadaşa cevap vermiş oluruz. Ee, Tabi e, ee, Mirza Hazretleri ee, Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vaad edilen Mehdi olduğunu ortaya koydu ve iddia etti. Ee, ve Resulullah'ın tam kölesi olarak e, kendini e, e, takdim ediyor. Ve Resulullah hakkında biz biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummi bir peygamber idi. Okuma yazması olmayan bir peygamber idi. E, Allah-u Teala kendini bir boş bir sayfa gibi yani dünyaya sundu. Ve daha sonra insanlara göstermek için yani bu Allah'ın tarafından e, bilgiyle doldurulmuş bir zattır. Aynen Resulullah'ın kölesi olan, onun hizmetçisi olan İmam Mehdi de Resulullah'ın bu aynı e, meziyeti e, tabii kendi bir e, e, ne, kadar e, gücü yeterse o, o, onu kendi kişiliğin içerisinde almıştır. E, Hazreti Hz. Mehdi, Mirza Gullah Hazretleri kendi çocukluğunda işte böyle büyük okullara ve medreselere gitmemiş. Evde işte çok ne diyorsunuz, bir şekilde bazı hocalardan, öğretmenlerden ite okuma yazma falan bazı temel şeyler öğrenmiş. Ama kendi bilgi, kendi yazdığı kitaplar bakarak biz görüyoruz ki bu böyle bir şekilde tahsil görmüş bir insandan çıkmış olmaz. Çünkü o kadar fazla bilgi var onlar içinde. O zamandaki ki tarafından yapılmış itirazlara cevap veriyor. O zamanda ki Hindistan'da var olan değişik dinlere mensup olan insanlar tarafından İslamiyet'e bazı iftiralar ve suçlamalar oldu. Hz. Mirza Ghulam-ı Mehmet Mesih Mahud ve Mehdi onlara cevap verdi ve bu aşağı yukarı 90 kitap yazdı. Bu itirazlara cevap vermek için ve hatta İslamiyet'in üstünlüğü ortaya koymak için. Bütün bu kitablar bakarak insan hayret içinde kalıyor ki bir insan yani doğru dürüst bir medrese ve okula gitmemiş. Ama yine bu kadar cesaret ile, bilgi cesareti ile insanlara meydan okuyor ve onlara İslamiyet'in güzelliğini anlatıyor. Şimdi Mesih-i Mevcut Aleyhisselatü Vesselam ki çocuklarından beri Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Ve İslamiyet'e yapılan saldırıların, cevapların Kur'an-ı Kerim için yani aramaya başlıyor ve en çok vakit bu işler ile geçiriyormuş. Şimdi, Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam tabii tabi ki Allah tarafından görevlendirildikten sonra, ya, sen Mehdi'sin, sen insanlara ıslah etmek için görevlendirmişsin. İşte o zaman, Hz. Mehdi Aleyhisselam insanlara tebliğ yapmaya başlayınca, Allah Teala bir zaman e, dua ediyor. Diyor ki: "Ey Allah'ım, benim e, bana verilen bu vazife, bu görev çok büyük bir e, yüktür. İnsanlara bilgi e, konusunda e, e, nedirsunu cevap vermek ve onların suçlamalara, iftiralarına cevap vermek çok büyük bir şeydir. Küçük bir şey değildir. Büyük bir e, görevdir. Ama ben Arapça bile bilmiyorum." diye Allah Teala ya yalvarıyor Allah Teala da kendi onun duanı kabul etti ve bir gecede Allah-u Teala şey gibi yani bir bilgisayara büyük bir ne dosya yüklemiş, yüklemek gibi bir yani mukayese olmasın diye ben ama insanlara izah etmek için anlatıyorum. Allah tarafından bir gecede Arapçanın dil bilgisi, Arapçanın yüz, bin, yüz binlerce kelimeye kendisine verilmiş. Hatta 40 bin kök Arapça kelimelerin kökleri ilham yoluyla eee vahiy yoluyla Hazreti Mirza Ghulamullah'a Aleyhisselatü Vesselam'a Allah tarafından verilmiştir. Şimdi bu ıslah etmek tabii ki ıslah etmek için önce bilgiyle doldurulmak lazım. Ve Allah tarafından Hz. Mirza Ghulamullah'a Aleyhisselatü Vesselam doldurulmuş ve daha sonra daha sonraki hayatında دیورم یعنی اون بیشتن فاضلہ کتاب وار عرب شاہ دلند یازمش حتی ساتھ جے کتاب سیرہ دن بلی رومان گبی بھی بر حکا بیر افسانگ بھی, بھی, بھی دستان گبی بھی کتاب دار یازب مشتر یعنی چوک ایلری گیلین چوک یکسک بلگی لیر صاحب و علان صاحب اولان وے قرآن کے ریبن تفسیرین صاحب اولان کتاب دار یازمش حضرت مرزا غلطیہ صلاحۃۃ وسلام حتہ بر قربان بائی رام سرا سندھا kendisi Kurban Bayramı'nın hutbesi vermek için geldi. Namaza geldikten sonra Allah tarafından bilgi aldı. Bugün senin tarafından verilen hutbe Allah tarafından sana verilecektir. Ve sen insanlara aktaracaksın. Yani bütün hutbesi Allah tarafından verildi. Ve bu Allah tarafından bu vahiy alır almaz kendi iki tane ileri gelen sahabeleri görevlendirmiş ki sahabe ve solda otursunlar zannediyorum Hazreti Molana Nuruddin Sevrzili ve Hazreti Molana Abdulkerim Şalkoti her ikisi otmuşlar eee ve kalem elde almışlar ve Mirza Ghulam Ahmad Allah'ın izniyle Allah tarafından verilen verilen habere göre e, hutbe için kalktı ve hutbe vermeye başladı ve demiş onlara şimdi bu hutbe Allah tarafından bana veriliyor ve ben Allah'ın izniyle Allah'ın kelimeleri benim dilimden çıkacak, benim ağzımdan çıkacak. Onun için siz dikkat ediniz ki hemen onlara yazın. Hatta eğer bir kelime size anlaşılmıyorsa, anen, an aynı anda benden isteyeceksiniz, soracaksınız. Ben sizi anlatacağım. Çünkü daha sonra belki de ben unutacağım. <laughs> Nitekim böyle Hz. Mesih-i bu hutbe Allah tarafından ilham yoluyla, vahiy yoluyla aldı ve bu hutbe eh, kaleme alındı ve şu anda Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitab, kitabların bir derlemesi vardır, 90 kitabların derlemesi, ruhani kazayın diye o kitabların arasında bir yer alıyor. Şimdi bu hutbe-i ilhamiye okuduktan sonra birçok Arap insanlar eh, Hazreti Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'a inanmışlar ve çok ilginçtir. İnsanlar, insanlar bu yani dinleyicilerimizi de ben e, seyircilerimizi de rica edeceğim. İstersen, ister, isterseniz bu kitaplar okuyabilirsiniz. Ve bu vesileyle bilebilirsiniz ki, ki nasıl Allah-u Teala Mirza Gullah Mehmet e, gerçekten bir gecede bu kadar büyük bir bilgi vermiştir. Her türlü bilgi vermiştir. Ama onun en nedirsiz e, e, başta bu Arapça eh, dil konuşmak yazmak eh, konusunda ki bilgidir. Şimdi Mirza Gullah Muhammed Hazretleri kendi hayatında birkaç, bir, birçok muhalif olan eh, Arap ve Arap olmayan alimlere meydan okumuş demiş ki şimdi allah Taala Teala bana Kur'an-ı Kerim'in mucizinin hizmetçisi olarak Kur'an-ı Kerim'in mucizini eh, hizmet etmek için allah Taala Teala bana Arapça dilinde Kur'an-ı Kerim'in tefsir yazmak meziyeti vermiştir. bu özellik Allah Teala bana vermiştir ve gelsinler eğer diyorlarsa ben Allah tarafından değilim, ben haşa yalancı bir Mehdi Mehdim derlerse o zaman gelsinler. nereden isterlerse Kur'an-ı Kerim açıp onun tefsirini aramızda bir bir yarışma olarak yazalım. Hatta demiş ki ben tek başına e, yazacağım ve siz isterseniz Arabistan'daki ve Arabistan'da olmayan alimlerebile bile e, kendi yardım için çağırabilirsiniz. Ondan sonra da işte yansız bar, bazı hakemlere verebiliriz. Aramızda anlaştığımız hakimlere verebiliriz ki onlar karar versinler. Kimin yazdığı Kur'an-ı Kerim'in Arapça tefsiri en üstündür. bu, bu vesileyle birçok defa Mirza Gulam Muhammed o, o zamandaki ki alimlere meydan okumuş ve bu o, o e, alemler kendisine cevap ver, verememişler. E, e, onun için gerçekten Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ver, verilmiş bu önceden verilmiş bu gaybi haber e, yüzde yüz ortaya çıkmıştır ve gerçekleşmiştir. Evet, Cezakumullah Mürnü Hüseyin. E, bunda seyirciler ben size söylemek isterim ki, وادلن مسیح علیہ صلام دا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بہابری یسلے ہو, ہو فیل بو بتن شانی لیر لیشتی بوتن بتن لی لے بو غیر لیشتی تھی مہدی علیہ صد گیل گیلدی زمان وادلن مسیح علیہ السلام گیل گیلدی زمان حریستیان لار şöyle diyorlar. diyorlardı ki kuran Kim'de bir iddia var. Kur'an-ı Kim diyor ki eğer birisi, hiç birisi Kur'an-ı Kerim'in en ufak suresine benzer bir sure bile getiremez. Birkaç ayeti bile getiremez. Diyorlardı ki bu efendim bu cahillik döneminde ortaya konulan bir iddiaydı. Eğer şimdi birisi böyle bir şeyler söylerse biz hemen bir anda cevap veririz diyorlardı. بولے بھیردوندہ اللہ تعالیٰ وادلین مسیح علیہ السلۃ وسلامہ قرآن کرجز دستکلے میں کھچن انہ بھی ہزمت میں کھچن عرب چا دلینی بیر گے جے چن دے بتن آئرنت لارلے ارحتی ودی کے استر عرب استر غیر عرب ہچ بریس استر مسلمان استر غیر مسلم ہچ بریسی سینن گی بھی عرب

bilmiyordu böyle dünyada böyle bir iddiada bulunduğunu. Şimdi efendim bu aydın bir çağ kim böyle bir iddiada bulunursa biz hemen cevap yazarız. Ve dedi ki bakın benim bu yazdıklarım, mesela 10 sayfa gibi bir şey yazdı. Dedi ki benim bu yazdıklarım Allah'ın kelam değildir ama Allah'ın desteğiyle yazılan sözlerdir. Siz gelin bunun cevabını yazın. Demiyorum ki bir papaz karşıma çıkıp cevabını yazsın bir bir papatların bir topluluğu ortaya çıksın ve bunun cevabını yazmaya çalışsın ve hiç kimse bunun cevabını yazmaya e, kadir olamayacaktır. Hatta dedi ki eğer siz yok biz bu işle meşgul olursak bizim maaşlarımız kesilir. Dedi ki ben sizin maaşlara eşit miktarda size para da veririm. Gelin hadi buyurun. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle itiraz ediyordunuz. Ve hiçbir papaz cesaret edip <سؤال> uh, والدن مسیح علیہ وسلم کارشنا چکھا مد و نیت کم وادن مسیح علیہ وسلم سکھ سکھ میدان ہو کتب ٹھیک ہے ہانی سید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجدہ کے استر میں تھی بکن بین بگن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان مجسن موجم کارشمہ چکھن اما ہج کم بنو جسارت احت میں تھی حتہ بر مسلمان ہو بار بندی اس میں اکرم Uh, kendisi yazıyor diyor ki işte Lefray gibi bir, bir papaz geldi uh, Hindistan'a dedi ki ben birkaç gün içinde Hindistan'ı Hristiyan yapacağım diye. Ama uh, Hindistan'dan Mirda Gulam Ahmed Kadri yani onun peşine şu şu şekilde düştü ve o kendi canını zor kurtararak Hindistan'dan kaçmak zorunda kaldı vesaire diye. Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın ve o bilgi verme sonucu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya bir gece içinde onu ıslah edecek, onu bilgilendirecek. O bir gece Allah'ın verdiği o bilgi neticesinde Allah'ın lütfu ile vaadlerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında e, ister Hristiyan, ister Hindu, ister diğer mensup e, alimler, insanlar onlar aciz kaldılar ve İslamiyet'in ustunluğunu ਕਬੂਲ ਇਤਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਦਾਖਾਲਦਾਰ ਮੁਰਬੀਸਾਬ ਆਜਨਾ ਸਾਲ